yıllık bir evliliği olduğunu ve eşinin kendisini 4 yıl önce bırakıp gittiğini iddia ediyor. Ben çocuğumun velayetini alıp bir an önce bu evliliğin bitmesini istiyorum dedi. Eşin sadece çalışmak için gitti. Evet. Mutluydunuz? Evet, mutluyduk Esra'nın. Ben onun kanseri oldum. Şimdi Allah razı olsun. İyi günüm de iyi oldu. Şimdi o kadın yıktı yani yuvamızı. Sen aldatıldığından eminsin. Eminim. İlk boşanma davası eşini açtı. Ben boşanmam dedim, hakimim dedim. Sen şimdi kesin ve net olarak ben artık boşanmak istiyorum. İstiyorum Esra Hanım. Bir de onun yüzünden ceza aldım şimdi benim. Ne cezası? Tehdit, hakaret. Hani yuvamı yıktın falan diye dedim. Hı-hı. Onlardan ceza aldım. Arabamı da aldım dedi. Kocamı da aldım dedi. Kocam da şoförüm dedi. Şimdi arabayı çizdim hep. Yani arabadan alıyorum hırsımı. Çünkü ben çalıştım Esra Hanım. O arabayı 40 yaşıma kadar beni çalıştı Esra Hanım. Çocuğum ben emziremedim daha. 2 aylık çocuğu bıraktım 70 yaşındaki kadına. 4 yıldır sen geçimini nasıl sağlıyorsun? Ben engelli maaşım var. Çocuğa da hani aile bakım şey veriyorlar. Kitaplarına falan öyle Esra Hanım. Bir de bu arada da cezam var ha? Evet. Tek Aralık'ta, tekalet ettim diye. Aralık'ta eğer bir af falan gelmezse bir hafta veya 15 gün gireceğim başına. Erhan Bey telefon attığında. Yanınızda oturan şu anda mağduriyetini dile getiren o bayan ve söylediği her şey yalan. Çocuğumu göstermeyen de kendisidir, velayeti de yok. Aynı zamanda suçludur, nafakamı ödüyorum. Esma Hanım'la birlikteliğiniz doğru mu? Hayır. Eşiniz sizi onunla yakaladı mı? Hayır, ne alaka? Esma Hanım sizin hayatınızda nerede? Eski iş arkadaşım. 4 yıldır siz neredesiniz? Size ne? Size ne? Niye inkar ediyorsun? Yalan mı ya? Yalan mı? Siz Esma Hanım'la herhangi bir gönül ilişkim yok. Bu Neriman Hanım'ın uydurması diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet. Esma Hanım telefon hattındaymış. Alo. Erhan Bey'le ilişkiniz olduğu iddiaları doğru mu? Bu benim hayatım. Böyle bir şey yok. Beyefendi, ya bu bağınız nedir? Ve aileniz niçin sizi sildi? Elimde hiçbir kanıt, hiçbir delil yokken evet. Bir insan tutup da benim kocam bu kadınla beni aldattı diyebilir mi? Aynı evde yaşıyor musunuz Erhan Bey'le? Evet. Ben kızımla beraber yaşıyorum Esra Hanım. 16 yaşında bir kızım var. Kızımla beraber yaşıyorum. Hattan ayrılmayın Esma Hanım. Telefon attığında kızınız varmış, size bir şey söyleyecekmiş. Kapat. Alo. O Erhan Yılmaz'la birlikte yaşadığından beri görüşmüyoruz. Yaklaşık 4 yıldır falan, 2015'te falan boşandılar. Direkt zaten Erhan Yılmaz'la yaşamaya başladı. Evet. Ama anneniz asla böyle bir ilişki yok diyor. Hayır, böyle bir ilişki var. Aferin. Erhan Yılmaz'la birlikte yaşıyor. Şahsen ben 2 ay orada yaşadım. Erhan Yılmaz'la şahsen birebir yaşadım. Sinop'ta yavrum, yalan söylüyor. Telefon hattında biri daha varmış. Alo. O Esma. Kardeşim Erhan Bey'le yaşıyor. Esma Hanım'la Erhan Bey'in ilişkisi doğru mu? Esma Hanım'la Erhan Bey'in ilişkisi doğru. Biz onu sildik. Sen 4 yıldır bu ilişkinin yaşandığını biliyorsun. Biliyorum. İşte kanıtlayamadım Esma Hanım. Kanıtlayamadım. Ama ben biraz önce telefon attığına Esma Hanım'ın kızı yayına bağlanan 2 ay beraber Erhan Bey ve annem aynı evde yaşadılar, ilişkileri var. Aile bireylerinden de biri bağlandı. Bunlar da senin için çok önemli. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şimdi son 4 yılına bakacağım. Baktığında yuvanın yıkılması mı? Sevdiğin adamı kaybetmek mi? Çocuğunun babasız kalması mı? Hastalık mı? İhanet mi? Hepsi şeyde Esra Hanım, en çok inkar etmeleri. Devamlı inkar ettiler. 4 senedir inkar ettiler. Siz olmasanız ben şimdi şurada ölsem gam yemem Esra Hanım. 4 senedir bununla benim kanıma ekmek doğradılar. Sen bu aralarında bir ilişki olduğunu iddia ediyorsun. Bunu ilk kimden, nasıl öğrendin? İlk yakaladık Esra Hanım. Hiç bilmiyordum ben. Hiç geliyordu, telefonunu falan kapatıyordu ama şifre koyuyordu. Ben bazen bakayım falan diye ama hiç aklımın ucundan geçmedi yani. Onları böyle çarşıda görünce o gün yakaladık yani. Ondan sonra zaten her şey çıktı meydana. Şifre koyar mıydı daha önceden eşiniz telefona? Koymazdı. Hep yanımızda durardı böyle. Çocuk falan alırdı eline. O gidip gelmeye başlayınca Esra Hanım şifre koymuş. Montunu asardı. Ben bazen uyurduk koltuk üstünde. Hemen dışa çıkardım bakmaya. Bakardım, açamazdım. Şifre koymuş. Gerçekten kadınlar enteresanlar. Evet. Şifre koyuyor. Telefon ortadan kalktı. Kalktı. Yakaladın. Yakaladık Esra. 4 yıl. 4 yıl. Yani şöyle gözünü kapattığında neler yaşadın? Çok Esra Hanım. Mahkemeler, hastalık,
Çocuk öyle. Çok şey yaşadım Esra. Herhalde 4 yılın büyük bir çoğunluğunu adliye koridorlarında geçirdiniz. Adliyede geçirdik 4 senedir. Çünkü 5 tane dosya var. Evet avukat ana. Şeyle birlikte 6 boşanmayla birlikte. 15 günde bir adliyeye gidiyorduk. 15 günde. Devamlı 15 gün. Kim gidiyordunuz? Annem, çocuk, üçümüz. Şerif teyze. Evet. Siz? Daha önce adliyeye hiç yolunuz düştü mü? Düşmediydi. Hiç düşmedi. Benim düşmedi. Onunla başka biriyle değil kızım. Hiç hayatınızın yani... son 4 yılında evet. Siz de adliyede yaşamaya evet. Başladınız. Evet. Yaşamaya başladık. Ve hep avukat tarafından da temsil edilmemişsiniz bu dosyalarda değil mi? Kendiniz mi? Ben kendim gittim hep devamlı. Niye avukatın yoktu? Ben işte ne bileyim... Barodan talep edebilirdiniz bir avukat kendinize. Evet. Çok zor. Yani hem hastalıkla mücadele edip hastaneden çıkıp adliyeye gitmek... Evet. Adliyeler zaten hiç kimseyi tabii hakkın, hukukun bulduğu yerler ama alışkın olmayan insanlar içerisinde bir evet işte ben boşta kaldım ortamı. Avukat hanım boşta kaldım. Şimdi hiç. Neriman ablayı neden programa aldığımın da altını çizmek istiyorum. Şimdi Neriman ablanın dosyasına baktığında onun kesinleşmiş cezaları var. Hatta bir hafta 10 günde bir kesinleşmiş hapis cezası var. Mutlaka cezaevinde kalacak. Fakat 4 yılda ihanete uğradığını söylüyorsun. Evet. O diğer kişiyle kavgaların, tartışmaların, ona ettiğin hakaretlerden dolayı almış olduğun cezalar var. Evet. Eşin bu süre içerisinde hem boşanmadığı gibi, işi yokuşa sürdüğü gibi... Evet. Hem de seni anladığım kadarıyla çıldırtmış. Çıldırttı Esra Hanım. Çocuk konusunda tavrı nasıldı çocuğun konusunda? Çocuk umurunda değil ki onun Esra Hanım. Hiç umurunda olmadı. Yani çocukla ilgilendi mi, babalık yaptı mı? Hayır, hayır Esra. Senin de çocuğu göstermediğini iddia ediyor. Sen bunu yaptın mı? Ben git diyorum Esra Hanım. Çocuk da istemiyor. Gitmek istemiyor. Niye ben bilmiyorum. Yani git oğlum diyorum. Hani bayramlarda olsun, hafta sonu babandır. Gitmek istemiyor çocuk. Çığlık atıyor onun ismini duyunca. Gitmiyor. Hem de şu anda çok ağır da bir rahatsızlığı var. Hastalığınızı siz söyleyin. Bunlarla uğraşmış. Evet. 80 yaşındaki annesiyle beraber ortada kalmış. Herhangi bir gelirim var mı? Engelli maaşım var. Engelli maaşının haricinde belediyeden yardımlarla evet. Geçiniyorsun. Evet. 4 yıldır. 4 yıldır. Eşin evi terk ettiği günden itibaren. Evet Esra. Hem eşinle hem eşinin birlikte olduğunu iddia ettiğin kişiyle evet. Mücadelen devam ediyor. Evet. Hem boşanmaya çalışıyorsun hem çocuğun velayetini evet. Almaya çalışıyorsun. Evet. Hem tedavi olmaya çalışıyorsun evet. Hem de akıl sağlığını korumaya çalışıyorsun. Evet, şimdi ihanet travma. Bir kadını en yaralayan şeylerden biri. Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Şimdi boşanmak başka bir travma. Çocuk varsa başka bir travma. Evet. Sağlık varsa başka bir travma. Ben şimdi Esra Hanım ölsem ben yemem. Yani bu çıktı ya meydana. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum artık. İnkar ettiler, inkar ettiler. 4 senedir ben hakimine de gittim. Ama yine canlı yayına katılıp hayır bizim aramızda böyle bir ilişki yok diyorlar. Diyorlar ama çocukları falan hepsi söyledi Esra Hanım. Dün canlı yayına kızı bağlandığında bu ilişkiden dolayı biz annemle görüşmüyoruz evet. Dedi. Yakınlarından biri biz sildik dedi. Evet. Onlar neden her ikisi de ısrarla inkar ediyorlar? Altında yatan sebep ne? Bilmiyorum Esra Hanım. Niye böyle hep işte hep devamlı inkar ettiler. Hakime de gitsek, savcıya da gitsek. Hep yani biz o işçi oldu, o patron oldu, komşu oldu, bir şey oldu. Hep böyle atlattılar devamlı. Şunu sormak istiyorum Neriman Hanım. Şimdi ekran karşısında aslında sizin gibi empati yapan, ihanete uğrayan birçok kadın var. Evet. Ben de şunu sormak istiyorum. İhanete uğramayanlar bilmezler. Siz diyorsunuz ki bunu ispat etmem lazım. Bu olmasa da başka nedenlerle de boşanma sebepleri var. Siz her halükarda bu kişiyle bunu ispat etmeye çalışmasanız da evlilik birliği yürümediği zaman bitecekti. Evet. Ama siz ısrarla bu evet. Beş tane cezalandırmanızın nedeni aslında hayır beni aldattı. Bunu evet. Kabul etsin. Ne farkı var arada? Şimdi çok rahat oldum avukat hanım. Mahkemeden çıkıyorlardı. Oğuna şahitlik ediyordu. Oğuna şahitlik ediyordu Esra Hanım. Arabaya da binerken ikisi bana el sallıyordu kadın yanındaki. Ya. Şimdi neler aramızda hiçbir ilişki yok. Evet. Ama mahkemede birbirlerinin şahitleri. Evet hep devamlı oğunun şahidi, aynen. Oğunun şahidi. Komşularda. Evet. Patron da oluyor. Evet. Bazen öbür tarafta bakımla da evet. Üstlenen kişi de oluyor. Evet öyle oldular hep sonra devamlı. Sonra mahkemeler görülüyor. Aynı arabaya biniyorlar. Evet. Bir gün böyle bana salladılar adliyenin önünde. Biz dolmuşa biniyoruz annem falan. Onlar da arabaya biniyorlar. El salladı bana o kadın yanındaki kadın. Yani
İşte çıldırtmak var ya, karşı evet. tarafı hani sinirleriyle oynamak, kadınlık gururuyla, anneyle. Ve çok düşünsenize önemli. Siz elinizden hiçbir şey gelmiyor, gelmedi. İspat edemiyorsunuz. Gelmedi. Demedi, Allah razı olsun sizden. Tahrik oldunuz. Oldum Esra Hanım. Sürekli. Mesaj atardı, neler, hatta mesajlar vardı bir sürü. Çocuk silmiş. Ondan sonra, hay tüp bebek yapacağım, sen kimsin? Ondan sonra... O mesajlar alıyordu, hani tutuyordum telefonda, çocuk silmiş, hiç kalmadı bir şey yani. Neler yazdı Esra Hanım'a, neler yazdı? Neler yazdı? Esra Hanım'ım o da yedi bizi, bunu oradan buradan para verdiler, elinden aldı cebine soktu. Evet. Anlamadım şey. Yani ilk ameliyatımda yardım ettiler. Hani yardım oradan, ettiler, falan. O paraları bu bir aldı yedi yani, yastığımın altına onunla 20 TL. Gitmedi. Böyle gitmedi, ben çalışmadı. Gördüm. Bir şey düşündüm. Hepimiz yedik. Hacı'ya dedim ki şantiyesi var. Hacı dedim bu böyle oturuyor dedim. Bunu dedim. Damadınızdan bahsediyorsunuz. Bunu bir işe uyven dedim. Harç dokun şeyi filan ver. Hani, yolla dedi. Yarın gelsin dedi. Bunu oturttu o şeye. Masaya. Bir harç döktüyse birini kendine, birini hacıya yazıyor. Masaya yani. 100 milyar herifin parasını çalmış. Bu sizin iddianız. Çalıştığı evet. yerde. Evet. Oraya telefon edebiliyorsunuz yani. Hadi beni çıkarttırdı diyor ya Esra evet. Hanım. Onun o işten yani, çıkarttı. Yani siz bir yakınınızın yanına sokmuştunuz. Orada evet. hani uygunsuz davranışlarda bulunduğu için evet. işten çıkartılıyor evet. halbuki. Evet. Hiç evet. bu para göstermedi. Bu yataktaydı o zaman. Kızınız 4 yıl boyunca nelere maruz kaldı? İşte ne buldu ben baktım. Ne bulduysa onu yedik. Elle yardım etti. Peki bu hanımefendi arar mıydı sizi? Arardı. Ne diyor arayıp mesela? Ondan kocanı da aldım, arabanı da aldım. Kocanı şoför diye kullanıyorsun. Bunu kanser hastaları sinirli oluyor hani Esra Hanım. Bunu çıldırdılar da bu da ne derse cezalıdı. Bu da sinirleniyordu, hakaret ediyordu. Tedavi süreciniz devam ediyor mu? Ediyor. İkmal etmiyorsunuz değil mi onları? Etmiyor. Gidiyorum yani devam. Ya ortada da 8 yaşında bir çocuk var. 4 yıldır da babayı görmüyor. Baba da diyor ki ben onu gizli gizli gördüm evet, diyor. Evet. Ay bir de bir görün bir tatlı. Çok tatlısın. Çok Allah yani onunla hayırlı güzel yazılar aynen. yazsın inşallah. Telefon hattında kim varmış? Esma Hanım'ın eski kayınvalidesi. Elveda Hanım. Alo. Alo. Elveda Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Buyurun dinliyorum sizi. Bu bundan bilet 4 senedir beraberler. Kimle benim, beraberler? Bu Ayhan'la işte Esma. Esma bundan önce bir tane aldattı oğlumu. 2 tane çocuk varken köyde duruyordu o zaman yanımda. Ondan benim oğlum boşandı. Boşandı. 2 çocuk vardı. Onun hatırı, çocuklarının hatırı için bir daha evlendi. Bunu aldı Kastamonu'ya götürdüler. Orada başka aldattı yine. Bu oğlum be denizde, ekmeğe denizden İstanbul'a gidiyor, İzmir'e gidiyor. O gittikçe çocuklarımı bırakmış evde. Gidiyormuş adamlarla bile. Geziyor dolaşıyor. Gel boşandığı günde bu adama gitti 4 tane çocukla. O 4 tane çocuğu oradan gönderdi bana. Verdi, kendi verdi. Şimdi bak burada çocuklar benim yanımda. Babasından ben yardımcı oluyorum. Çocuklarımızı bakıyor, okuduk. Oradan ikide bir telefon açıyor. Sizi ben mahkemeye verdim. Polis gelecek, kapıya jandarma gelecek. Ben bu çocukları ne güzel okuduyorum burada. Bunlara analık yapıyorum burada. Bu bunların psikolojini bozuyor hep. Aha jandarma geliyor, aha polis geliyor. Ben de şikayetçiyim Esma'dan. Bana telefon açmayacak evime, çocukların moralini bozmayacak. Bir de böyle polis gelecek. Ağaçın mahkeme var yine. Kaç defa mahkeme oldular. Veriyor mahkemeye. Hakim bunları görüş bile vermiyor. Nikahsız yaşıyor. Biliyor hepsini orada. Devam nikahsız eden bir velayet davası var sanırım değil mi? Çocuklarını almak şimdi istiyor. Şimdi çocukları almak istiyormuş 2 tanesini. O 4 yaşında çocuğu bana yolladı, büyüttüm de. Uşak gitmiyor ki. Çocuklara çok işkence yapmış orada.
Elveda teyze, tekrar sormak istiyorum. Evden çocuk... ayrıldıktan sonra 4 çocuğuyla beraber Erhan'ın yanına mı gidiyor? Evet, 4 çocuklar oraya gitti. 2 ay orada kaldılar. Çocuklar o büyük kızımın aklı veriyordu. Durumu göreyim, oradan bizi baba kurtar dedi. Babası para gönderdi, geldiler. Çocukları mahkemeye vericiyorduk biz burada. Alıyorduk ve vekaletini. Alınca kadar oradan vekalet çıkarttı, kendi verdi. Çocukları buraya verdi, bize aldık. Ha, burada da yine oğlum mahkemeye verdi. Mahkemenin kağıtlarını aldı. Hakim çocuklara görüş izni bile vermiyor. Anlattı çocuklar, bize çok işkence yaptı, dövdü, etti orada diye. Vermiyor, gösterdi mi izin bile vermiyor. Ama böyle kötülükler yapmasa, mahkemeye falan vermese, ben bir tane bak liseyi bitirdi, yanımda kızım var diye. Çocuğumu orduda okuldan kaçıyordu onu, liseden. Şimdi yanda okutmuyor, okula vermiyor. Çocuğumun hayatıyla oynadı. Şu yazık anda yanında buna. Bir kızı var. O kız okuluna gidiyordu, senin yanındaydı. Evet. Şimdi annenin yanında o kızı da okula göndermiyor. Göndermedi. 2 senedir o çocuğunun yanında orada. Ha, buraya istiyor babası, göndermiyor bize. Çocuğumu okula vermedi. Yazık değil mi çocuğa şimdi? Onun çocuk geçen sene oynatıyor. O kızı kaç yaşında? 15 yaşında falan herhalde, 14-15. Kaç yaşında Çağlay? 16-17 yaşına gireyim. O kız geçen yıl okula gitmedi mi? Gitmedi. Buradan liseden kaçıyordu. Çocuğumu aldattı, kandırdı, ne yaptı yaptı. Heh. O çocuğu orada bir de iş bir yere yapmışlar. Koya manav gibi. Orada akşama dotturuyor, koya tebir sattırıyor. Ha. Kızı bu yazık da, değil buna. Kızı manavda çalıştığını söylüyorsunuz. Kızı da okuldan aldılar. Aldılar, aldılar. Peki aldılar. Çocuklar Erhan Bey'i tanıyorlar mı? Tanıyorlar, tanımazlar mı ya? Çocuklar durdu ondan 2 ay. Ayhan Bey'e yani, durdular. 2 ay beraber durdular, sonra çocukları geri gönderdi. Şu anda bir kızı yanında. Ha, çocukları önce demiş ki sizi yuvaya götürüyorum demiş. Gandu'da uçakları o adamın evine gitti, boşandı o gece. Evde değil, otelin değil, 9. 10. katında duruyorlar. Evde değil, ev. Evde değil. Şu evet. anda bir kızı yanında, onu da okula göndermiyor. Evet. Ha, biz orada okul durduğunu istemiyor çocuğun ama çocuğum oraya hayatını mahvetti. Aldı gitti. Bunlara da 2 küçük alacağım diye. Küçük de şimdi 4. sınıfa gidiyor. En küçük geldiğinde anaokuluna verdim. O sapiye nasıl yol verdi buraya, nasıl? He? O ana mı, ana mı? O çocuklarımı yol verdi. Ayrılıp da bak benim oğlumda da olur kabahat. Ayrıldı gitti. Boşanma davası bitti mi oğlunuz arasındaki boşanma davası? Çoktan bitti, çoktan. O boşanma davasında mahkemede çocukların velayeti babaya mı verildi? Teklif etti akşam, çocuğumu açtı telefon.